Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Karadeniz'de yeni gaz müjdesi, Bakan Dönmez duyurdu, ilk veriler pozitif. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Putin'in teklifi son derece önemli, biz 4-5 yıldır bu hedefimizi gün gün örerek güçlendirip bugüne getirdik. Dünyanın birçok yerinden doğal gaz getirebiliyoruz. Dünyanın cazibe merkezi haline geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Körfez ülkelerine hatta çok nadir olmakla birlikte Asya Pasifik'ten olmak üzere 15 farklı ülkeden gaz tedarik ediyoruz. Bu gaz merkezi olmak için yeterli bir kaynak, özellikle LNG kapasitesini artırdıktan sonra belki komşu ülkelere vereceğiz. Akdeniz'de Abdülhamit Han sondaj gemimiz ilk sondajını tamamladı, şimdi arkadaşlarımız sondajda edinilen bilgileri değerlendiriyorlar, analiz yapıyorlar, henüz daha netleşmedi, şu anda Taşucu Limanı'nda yeni görev alanı, Sakarya gaz sahası içerisinde bir komşu alanda yeni keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor, Çaycuma, bir adını verdiğimiz kuyuda, ilk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor, orada da netice alınca da tabii ki bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Şubat başında İstanbul'da bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz. Hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanları ve önemli temsilcileri olacak, hem de talep tarafının temsilcileri, bütün konuları enine boyuna tartışmış olacağız. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı olarak son derece dengeli bir politika yürütüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız. Meselelerin çözümü için her iki tarafla da rahatlıkla görüşebiliyor, Doğu Akdeniz'de keşif yapan İsrail ve Mısır gibi ülkelere biz bu ülkelere de öteden beri söyledik, hele şimdi bizim bu gaz merkezi projemizi de hayata geçirirsek rahatlıkla bu gazlarını Türkiye'ye getirip burada pazarlayabilirler, bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız. Evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak? Projenin 3 aşaması var. Üretim sahasının geliştirilmesi, sondajların tamamlanması, iletişim hattının karaya kadar yapılması. Sonrasında da gazı işleyecek tesisin yapılması. Eş zamanlı olarak hepsini götürüyoruz. 9 tane sondajımız tamamlandı. Sakarya gaz sahasında 2023 Mart ayında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Destek devam edecek mi? Geçtiğimiz yıl yaşanan krizden dolayı fiyatlar hiç kimsenin beklemediği şekilde anormal arttı. Hükümetimiz, maliyetlerin önemli bir kısmını üstlendi. Şu andaki seviyelere baktığımızda %75'ler seviyesinde destek var. Vatandaşımızı zor günlerde ezdirmemek için bunu karşılıyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde sübvanse çalışması oldu ama bizim kadar yapabilen yok.